Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size Arap mutfağından çok değişik bir tatlı tarifim var. Ataev yapıyoruz ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. İlk önce şerbetini hazırladım. Bunun için 500 ml suyu kaynattım. İçerisine 500 gram toz şeker ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar limon tozu, birkaç damla limon suyu ilave edip 30-35 dakika kadar kaynatıp soğumaya bıraktım. Hamuru için bir su bardağı unum var. bir su bardağı irmik. Benim bardaklarım 200 mililitre su alıyor. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 e, tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı karbonat. 700 mililitre kadar da suyumuz var. İlk olarak karbonatı 200 ml suyla karıştırıp bir kenara alıyorum ve sonra malzemelerin hepsini bir yoğurma kabının içerisine alıp karıştırıyorum mikserle iyicene çırpıyorum. İlk önce kuru malzemeleri yoğurma kabına aldım sonra yavaş yavaş su ilave edip mikserle çırptım. Malzemelerin birbiriyle tamamen özleşmesi için ben ayrıca bir el blender ile de 5 dakika kadar daha çırptım. El blenderı ile de çektikten sonra hamurum çok güzel özleşti. Şimdi hamuru 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakika sonra karbonatlı suyu ilave edip tekrar karıştıracağım ve tekrar 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Şimdi karbonatlı suyumu da ilave ediyorum. Suyu ekledikten sonra hamurumuz biraz sıvılaşıyor. 15-20 dakika bekledikten sonra tekrar koyulaşmaya başlayacağım. Ve ben de bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 2 su bardağı sütüm var, 1 su bardağı süt kreması, 1 paket vanilya şekeri, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı un. Malzemelerimin hepsini bir tencereye alıyorum ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Piştikten sonra hemen ocağımın altını kapatıyorum. Bir kabın içerisine boşaltıp üzerini de kurumaması için kapatıyorum. 20 dakika sonra hamurum bayağı koyulaştı. Şimdi kepçeyle gördüğünüz gibi hamurlarımızı bir teflon tavada pişiriyoruz. Sadece bir tarafını pişiriyoruz. Böyle hamurda kabarcıklar oluşmaya başladığında hemen alıp e, ikinci hamurumu koyuyorum. Ben iki tavayla çalıştım böylelikle daha çabuk pişirmiş oldum. Dediğim gibi hamurda böyle kabarcıkları gördüğünüzde altı da biraz kızardıysa hemen alabilirsiniz. Bunları bir mutfak bezinin üzerine alıyorum. Hepsini böyle teker teker mutfak bezinin üzerine aldıktan sonra üzerlerini tekrar nemli bir mutfak beziyle kapatıyorum. Aksi takdirde kururlar ve içlerini doldururken yapıştırmakta zorluk çekebilirsiniz. Şimdi hepsini hazırladım ve içlerine doldurmaya geçiyorum. Şimdi pişirmiş olduğumuz kadayıflarımızdan bir tanesini alıyorum. İçerisine bolca soğumuş olan iç malzemesinden koyuyorum. Malzeme soğuyunca zaten katılaşıyor. Bol bol malzeme koyun daha güzel olur. Hem sunumu hem de tadı daha güzel olur. Şimdi alt taraftan başlayarak yukarı doğru kapatıyoruz. Üst tarafı açık kalması lazım. Elinizle böyle içine bastırın hiç açılmasın ve biraz daha üst tarafına iç malzemesini koyun. Bu şekilde olması lazım hepsinin. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üst taraflarını iri çekilmiş antep fıstığına buladım ve üzerine şerbetini döktüm. Maalesef burada kameranın şarjı bitmiş. E, bu bölümleri çekemedim ama zaten en önemli bölümleri gösterdim. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.